Zeus'un kibri ve kendini beğenmişliği artık dayanılmaz boyuta gelmişti. Bunun üzerine bütün tanrılar birleştiler. Zeus uykudayken etrafını sardılar ve onu 100 ilmikle bağladılar. Zeus yatağındayken meydana gelen bu olaydan sonra bütün tanrılar gülüşmeye, Olimpos'a artık kimin geçeceğini konuşmaya başladılar. O esnada düş perisi Tetis bu durumu 100 kollu Briyaris'e söyledi. 100 tane kolu olan Briyaris hızlı bir şekilde ilmikleri çözdü ve Zeus'u serbest bıraktı. Zeus çok sinirlenmişti. Bu durumda başı çeken Hera'yı hemen ayaklarından altın bir örsle gökyüzüne bağladı. Çığlıkları yürekleri dağılıyordu. Ancak hiçbir tanrı bunu yapmaya cesaret edemedi ve Hera'ya kimse dokunamadı. Zeus diğer tanrıların söz vermesi durumunda Hera'yı serbest bırakacağını söyledi. Hera, Yunan mitolojisinde kadın anlamına gelir. Herakles yani Herkül de Hera'nın yani kadının oğlu anlamındadır. Zeus Hera'yı serbest bıraktı ve onu affetti. Poseidon ve Hades gibi tanrılar ise dünyada Truva kentinin surlarının yapılmasıyla görevlendirdi. Bir yıl boyunca sürgün hayatı yaşamalarını istedi. Böylece Olimpos'ta tekrar hakimiyet Zeus'un eline geçmişti. Zeus'a artık kimse karşı gelemezdi. Zeus kendisine karşı işlenen bu suçu kolaylıkla çözmüş ve buradaki suçluları bertaraf etmişti. Olimpos'un lideri yine Zeus'tu.